Zamanla Ramazan Hoca'yı biliyorsunuzdur belki. Diyarbakır'ın göbeğinde işte Ulu Cami'de sohbet veriyor, vaaz veriyor ve dikkat çekiyor diye böyle apar topar hızlı bir şekilde hastaneye koydular. Dediler ki bu kişi delidir. Akıl sağlığı yerinde değildir. Hocam tekrardan hoş geldiniz. İnsanlara doğruyu söylediğin zaman maalesef sünnetullah gereği hak insanların nefsine acı geldiğinden dolayı sizi taşlarlar, dışlarlar. Empati. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'e bize empati öğret. Yani kendinizi sürekli başkasının durumuna bırakın. İki, iyilikleri Allah için yapın, insan için yapmayın. Şu güzelim kainatı sonsuz gücüyle imar etti, ihya etti. Biz de ona karşı ada vefa göstereceğiz. Bir iş yeri düşünün. Siz o iş yerinde bir müdürsünüz. Sizin işçileriniz var. Siz ne yapacaksınız orada? Empati kuracaksınız. Hazreti Ali ne buyurur? Medeniyet yolunda düşüncesi değişmeyenler deliler ve ölülerdir. Hazreti Ali ne der? Sır verme esir olursun. İnsanları gördüklerimle sanma, görmediklerimde ara, dışı sadece bir manzara. Sessizce ne akıp gider bilinmez, içinden ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Yani hiçbir zaman insan her şeyi her yerde söylemez. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Efendimiz'in döneminde yaşamıyoruz. Bu zaman ahir zaman. Rabbimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerde bu zamanın çok sıkıntılı olduğunu söyler. Öz konuşmanın daha faydalı olacağını söyler. O yüzden ben de temkinli yanaşıyorum. Her şeyi her yerde söylemiyorum. Doğru olsa bile ahir zamanda temkinli yanaşmak işin bence en doğrusudur. Söz gibi ses sıkıntı altındır. Süleyman Aleyhisselam'ın bir sözüdür. Aşağı yukarı 18 yıl Ulu Cami'nin avlusunda kaldım. Orada vaaz verdim. Millet çok şikayet etti beni. İnsanlar beni şikayet etti. İmamlar, kısmen yetkililer. Bizi rahatsız ediyor. Dini anlatmasın, kendi işine baksın. İşte biz de onların nefislerine ağır gelen sözleri söylüyorduk. Hak insanlığın nefsine acı gelse bile doğruları söylerim. Yüce Allah Azze ve Celle Bakara 87 Maide 70'te diyor ki ne zaman uyarıcılar insanların hoşlanmayacağı şey söyledikleri zaman ya yalanladılar veya öldürmeye kalktılar. Her mümin bir uyarıcıdır. İn ente illa nezir. Kur'an size de indi, bana da indi. Hepimiz uyarıcıyız. Yüce Allah Azze ve Celle Suresi'nde söylüyor. Vel asri innel insane lefî hus illellezîne âmenû ve amilû sâlihât ve tevâsav bilhakkî ve tevâsav bissabr. Sadakallahu'l-Azim. Demek ki vahyin bütün muhatabı tüm insanlık. Hiç hastaneye gitmeyenlerden bir tanesi de belki benim, belki bir diş hariç, şeker meker yedik, dişlerim hariç, yaşların çoğu hastalık yaratıyor. O yüzden doğal bitkisel otlar kullanırım. Satılık ilaçlar var. Bununla ilgili bir kitap da okudum ben. Ben ilaç kullanmaktan imtina ediyorum. Hatta ben bir gün eczacı bir arkadaş bana dedi, hocam size tavsiye dedi, mecbur kalmadıkça hiç yanaşma dedi. En güzeli doğal ilaç kullanıyorum ben. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki Allah hangi hastalık vermişse muhakkak şifasını vermiş ki onu yaratmış. Bize tedbir lazım, tevekkül. Yani elimizden geleni yapacağız, gerisini Yüce Allah'a bakacağız. 33 yıldır Kur'an-ı Azimuşşan'ı okuyorum. Tek başıma o kadar zorluklarla mücadele ettim, helal temiz. Halimden şikayetçi değilim, Yüce Allah'a hamd. Aleyhisselam'a sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kim benim yerimde olsaydı, bu zorluklardan geçseydi, milyon defa ölmüştü. Efendimiz Aleyhisselam akı zamanda doğru söyleyenlerin toplumdan dışlanacağını, hakkı söyleyenlerin yalnız kalacağını, soyutlanacağını Efendimiz Aleyhisselam söylüyor. Biz bunları yıllardır, yaşım 48 itibariyle 33 yıldır ben tecrübe ediyorum. Ben binlerce insanın gelip benim yanımda biz hakkı söylemiyoruz, sen söylediği için taşlandın. Kur'an-ı Azimuşşan der ki, siz Allah'ın memnunuydun, insanlara değil. Filistin'de olan bu zulme, İsrail'in bu hale gelmesine bizim öyle sıkıntılarımız olmuş ki biz bunun hesabını korkarım ki kıyamet günü Yüce Allah'a veremeyeceğiz.